Her yıl 15 Ağustos'ta kutlanan Meryem Ana Bayramı, Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Hatay Samandağ Vakıflı Köyü'nde hafta sonu gerçekleştirilen ayinler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu yıl geleneksel ayine Türkiye Ermenileri Patriği 2. Saat riyaset ederken, 13 yıl aradan sonra köylerine bir patriğin ilk kez ziyaret etmiş olması köy halkından büyük bir heyecan yarattı. 16 Ağustos Pazar günü Ermeni Kilise takviminin 5 büyük bayramından biri olan Meryem Ana Yortusu ayinine riyaset eden Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak, Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Hatay Samandağ Vakıflı Köy'de coşkuyla karşılandı ve ardından Hıraşapar dualarıyla Vakıflı Köy Surp Asvazazin Kilisesi'ne girdi. 13 yıl aradan sonra köylerine bir patriğin ilk kez ziyaret edecek olması köy halkında büyük bir heyecan yarattı. Ermeni kiliselerinde ve özellikle Hatay Vakıflı Köy'de her yıl Ağustos ayında geleneksel olarak kutlanan Ermeni kilise takviminin 5 büyük bayramından 4.sü olan Meryem Ana'nın göğe alınışı yortusu bu yıl Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak'ın riyasetinde kutlandı. Meryem Ana yortusu 16 Ağustos Pazar günü din görevlisi bulunan kiliselerde koronavirüs önlemleri dahilinde kutlandı. Kilisenin isim günü de olması sebebiyle geleneksel olarak her yıl yurt dışından ve yurt içinden yüzlerce kişinin katıldığı tuz kutsaması, harisa kazanlarının yakılması, üzüm kutsanması törenleri koronavirüs tedbirleri sebebiyle az sayıda katılımla buruk bir şekilde yaşansa da geleneğin sürdürülmesine devam edildi. Patriklik makamına bağlı Hatay ve çevresi din görevlisi Peder Avedis Tabaşyan'ın gerçekleştirdiği Rabbin sofrasının ardından Patrik 2. Saak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Patrik 2. Saak, Meryem Ana'nın kutsallığından söz ederken bayramın önemine vurgu yaptı. Konuşmalarında duyarlı yaşamaktan, şükretmekten ve paylaşmaktan da bahseden Patrik 2. Saak, bu bayramda inanımızın özetini kutluyoruz. Vaftiz edilen çocuklar için vaftiz babası, iman, ümit ve sevgi ister. Niçin? Çünkü bu dünyada bunlarla yaşamımızı sürdürürüz, bunlarla yaşamımız anlam kazanır. İsa Mesih çevresindekilere sordu, kim benim annem, babam, kardeşim? Her kim Tanrı'nın sözünü dinler ve yaparsa, işte benim annem, babam, kardeşim odur. Böylece İsa Mesih bize büyük bir umut verdi. Onun sözlerini dinler ve uygularsak, onun annesi, babası, kardeşi, kız kardeşi olabiliriz. Vaazın sonunda Türkiye Ermenileri Patriklik makamına bağlı Hatay Bölgesi Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan'ı bölgeye gösterdiği hizmetlerinden, sadece Ermeni cemaati değil, bölgedeki tüm Hristiyan cemaatler tarafından övgüyle söz edilmesinden dolayı haç madalyon olarak bilinen lança haçla ödüllendirildi. Daha sonra kilise bahçesine çıkan Patrik 2. Saak ve beraberindekiler önce üzüm salkımlarını kutsadı ve bereket diledi. Patrik Hazretleri daha sonra harisa kazanlarını da karıştırarak dualar etti. Salgın kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen ayinde katılımcılara kazanlarda pişirilen buğday ve et karışımı harisa yemeğiyle üzüm ikram edildi. Kutsal ayine çevre ilçelerden gelen Hristiyan vatandaşlar da katıldı. (Gülüyor)